ameliyatta kıkırdak ve kemik yapısını şekillendiriyoruz ama sonuç için hastanın sahip olduğu deri yapısı çok önemli. Yani hastanın ince derisi varsa farklı bir sonuç elde edilirken, kalın derisi varsa daha farklı bir sonuç elde ediliyor. İnce deri kendini sıkılaştırması açısından daha etkili, daha avantajlı bir deri. İnce derili burnu, ki hastalarımız genelde küçük burunları istiyorlar, daha iyi küçültebiliyorsunuz. Ama kalın derili burunlar sıklaşması, kendi kendine o esnekliğinin az olması nedeniyle daha geç adapte oluyorlar. Adapte olmuyorlar anlamına gelmiyor ama daha geç adapte oluyorlar. Ödemleri, yani içlerinde tuttukları su, bu derilerin ameliyat sonrası bir miktar daha uzun oluyor diğer hastalardan. Orta derecede deriler de vardır. Bunların da kendilerine göre avantajları var. Aslında hep ince derilerin avantajlarından bahsederiz ama kalın derili burunların da bir takım avantajları vardır. Şekil bozukluklarını, kıkırdakların üzerindeki düzensizlikleri kalın derili burunlar ameliyat sonrası göstermezler. Orta derecede kalın derili burunlar vardır. Bunlar da hem ince derinin hem kalın derinin bir takım avantajlarını taşırlar. Sonuç olarak hastalara anlatılması gereken şey burnundaki deri yapısının ne olduğu, ne kadar şeklinin değiştirilebileceği ve burun derisinin ne kadar uyum sağlayabileceği hastalara önceden anlatılan şeylerdir.